Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İstanbul'da ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi ve o toplantıda kurduğu cümlelerle yine muhalefetin hedefinde. İddiaya göre Bakan Nebati Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik dedi. İş dünyasının enflasyonun altında faizle kredi kullanmasıyla övündü. Muhalefet bu cümleleri ancak ekonomiden hiç anlamayan biri kurabilir diyerek tepki gösterdi. Bakan Nebati yine döktürmüş. Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik. Madem öyle Merkez Bankası'nın kapısına kilit vursanıza, inanın her konuşmasında daha fazla batıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle İstanbul'daki buluşmasında iddiaya göre şu an %14 olan Merkez Bankası'nın politika faizini önemsizleştirdik dedi. Muhalefete göre ise bu bir başarı değil, ekonomik tablonun daha da ağırlaşacağının itirafı. Ben para politikasını batırdım, iflas ettirdim. Bunun için kur korumalı mevduat gibi bir sisteme geçtim. Bu sistemde de faizin ucu açık, faiz istediği yere kadar gidebilir diyor. Aslında bu itirafı yaptığı için gerçekten de politika faizinin bir önemi kalmadı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz. Bu itiraf Türkiye'deki ekonominin yok edilişi, ekonominin batması. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Buyursunlar sıfıra indirsinler faizi. Nasıl olsa aradaki kur farkını vatandaşa ödetecekler. Bugün piyasada faiz %40'lara gelmiş, dayanmış durumda. Hükümete şunu soruyorum. Faizin yüksek olmasından sizin menfaatiniz nedir? Muhalefete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas diyerek savunduğu teorisine rağmen sadece görünürde faiz düşüyor. Hazinenin borçlanma faizi, kredi faizleri ise artıyor. T24'ten Uğur Gürses'in haberine göre Bakan Nebati ise iş insanlarının enflasyonun altında kredi faizi kullanmasıyla övünüyor. Enflasyonun altında kredi kullanıyorsunuz. Bu bir başarı değil mi? Baktırdım. Cumhuriyet tarihinde böyle bir başarı olmuş mu diye kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz. Enflasyonun altında kredi faiz oranlarıyla övünmek ancak bir cahil, liyakatsiz, kifayetsiz ekonomi politikacısının söyleyebileceği bir şeydir. Yükü fakirin sırtına yüklüyor ama zengini daha fazla zengin yapıyor. Kendi beceriksizliklerini 84 milyon insanın sırtına yükledi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bakan Nebati ise tam tersini düşünüyor. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç teorisinin ne kadar doğru olduğunun altını çizerek. Faiz sebep enflasyon sonuç. Zaman bizi haklı çıkartıyor. %36 tüfe, %80 üfe var. İnsanda biraz utanma olur. Dünyada bizi neredeyse enflasyon şampiyonu yaptınız. Enflasyonun yüksek olmasından sizin menfaatiniz nedir? Bakan Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasıyla iş dünyasından 10 milyar dolar katılım beklediğini açıkladı. Bir aydır uygulamada olan yeni model ne kadar tuttu tutmadı tartışılırken, Bakan Nebati'nin Londra yolcusu olduğu da ekonomistlerle toplantısında ortaya çıktı. Londra ziyaretinden bahsetti. Londra'ya gidecek ve bu da aslında sıcak para akışı için önemli bir destek olacak Türkiye ekonomisine. Ben olsam şu cehaletle Londra'ya gidip ekonomi konuşmam.